Ellerine sağlık. Nakşettiğin resimleri gördüm, çok beğendim. Leo, iyi ressamsın mesela. Ben Deniz'e çok sevindim hünkârım. Helal, helal. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şey yok. Derin nefes al. Su verin hemen. Neyin var? Telaşlandırma bizi. Hasta mısın? Beni affedin hünkârım. Kalbim çok çarptı. Nefesim. Nefes alamadım. Hekim çağırdı. Hayır, hayır. Bir şey yok. Geçecek. Yediğin bir şey mi dokundu acaba? Bilmem. Bir yüzümü yıkayayım. Müsaadenizle. Validem, müsaadeniz olursa ben Hürrem'le ilgileneyim. Çağırıyorum. İyiyim, iyiyim. Geçti. Hayli zamandır buradasın. Alıştın. Memleketine dönmezsin artık.
Ben Leo'ya yeni işler vereceğim hünkârım. Padişahım, burada işim az. Yakında dönerim. Dur bakalım, daha benim resmimi yapacaksın. Bu düğün faslı da bittiğine göre başlarız artık. Validem, müsaade ederseniz Hatice Sultan'a bakayım. Ben de meraklandım, git. Niye gelmediler öğren. Hürrem, neyin var? Bir anda nasıl geldin bu hale? İyiyim sultanım, geçti. Ağlamak iyi geldi. Ne oldu ki ağladın? Ben şey... Hep doğumdan sonra böyle hassas oluyorum. Kalbim birden güm güm atıyor. Nefesim kesiliyor. Sonra ağlamaya başlıyorum. Sebepsiz yere mi? Sen benim dostumsun. Senden bir şey saklamam. Çekinme hadi. Dök içindekini. Hünkârımla saadetim bozulacak. Bana yine kötülük yapacaklar, iftira atacaklar diye korkuyorum. Hünkârımız seni el üstünde tutmuyor mu? Neden bozulsun saadetin? Biliyorum. Ama aklımda düşünce böyle oluyorum. Fazla hassas. Düşünme bunları. Sultanım, validen merak içinde. Geliyoruz şimdi. Hadi Hürrem. Siz gidin, ben geleceğim sonra. Hünkârım, sizi ağırlamak benim için ne büyük devlet. Sonunda Allah nasip etti, müteşekkirim. Ben de bu gece burada olmaktan çok memnunum. Lakin validemin biraz canını sıktın İbrahim Paşa. Bir kusurumuz olduysa bağışlayın Valide Sultan. Kusur yok elbet. Ben sadece sizin saadetinizin sonsuz olmasını, huzur içinde yaşamanızı isterim. Manasız hiçbir şey sizin saadetinizi karartmasın inşallah. Hatice'm, Hürrem nasıl? Hünkârım endişelenmeyin. İyi. Gelir birazdan. Hala. Kabus gördüm. Olmaz, o öldü, öldü.
Hürrem, nasılsın? İyiyim hünkâr. Âlâ. Yemek ye, bir şey yemedin. Leo yarın saraya gelsin. Resim için mi hünkâr? Evet Bargalı. Hürrem'le ben birlikte geçeceğiz karşısına. Leo da saadetimizi resmedecek. Şeref duyuyorum hünkârım. Çekilebilirsin Leo. Sen ne yapıyorsun burada? Korkma. Bir şey söylemeye geldim. Duymak istemiyorum. Git. Git! Neden bu kadar korkuyorsun? Yoksa sakladığın bir şey mi var? Gizli bir şey yok. Birbirinize nasıl baktığınızı gördüm. Şu ressam. Leo muydu? Tanımıyorum onu. Kırımlıymış. Oradan gelmiş. Belli ki tanıdığım biri. Kim bu Leo? Aranızda ne var? Yoksa... Hayır! Tanımıyorum. Bilmiyorum Leo kim. Leo, hayır. May Zehra nerede? Buradaydı o. Yok burada. Kabus görmüşsün sen. Evet. Ah, kabus. Sayıklayıp durdun. Leo dedin. Neden geldik buraya? Ya fena mı oldu işte? Hava al biraz. Ha, neye geldik söyle. Bir işim var. Birine bir şey vereceğim. Sonra beraber saraya gideriz. Paşanın yanına mı? Evet. Leo. Kaç gündür bir tuhafsın. Bir haller oldu sana. Ha? Ha, yok bir şey. İyiyim. Var bir şey, var. Ben görüyorum ama... Ama neyse. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Fortuna kadırgasının kaptanı Antonio'yu arıyorum. Buralarda mıdır? Bak şurada ileride bir tavla oynayan adam var. Şapkalı. Evet. Kaptan Antonio. Eyvallah. Sağ ol. Leo kim? Ne diyorsun sen? Sayıkladın Hürrem. Duydum, Leo dedin. Yanlış duymuşsun. Ne var bunda? Neden kızıyorsun ki? Ben biliyorum. Neyi biliyorsun? Hani sen anlatmıştın bir Leo var diye. Senin köyünde. Evlenecekmişsiniz. Yazık, Tatarlar öldürdü dedin. Hmm, evet. Yazık oldu ona.
Ama çoktan öldü o. Hani kabus olunca belki yeniden öldüğünü gördün. Bitti. Kabus geçti. Bana su getirsene. Boğazım kurudu. Selamun aleyküm. Antonio Kaptan sen misin? Sen kimsin? Neden arıyor? Beni Victoria gönderdi. Victoria mı? Evet. Bunu sana vermemi söyledi. Kızcağız pek üzgün. Ailesine hasret kalmış. Mektubu amcasına ulaştıracakmışsın. Anladım. Cevap gelirse seni nerede bulacağım? Beni tanımayan yoktur uzun çarşıda. Matrakçı de gösterirler. Tamam. Söyleyin, merak etmesin. Eyvallah. Sağ ol. Leo. Leo. Efendimiz Kral Laoş, Sultan Süleyman'ın kardeşi Hatice evlendi. Beni de onun nedimesi olarak Büyük Vezir İbrahim Paşa'nın sarayına gönderdiler. Artık Sultan Süleyman'ın sarayına ulaşmam çok güç. Fakat merak etmeyiniz. Süleyman bu sarayda düzenli olarak ziyaret etmekte. İntikamımı alacağımdan kuşkunuz olmasın. Her sabah uyandığımda sizin gül yüzünüzü gördüğüm için dua ediyorum Allah'a. Saadetimiz bir ömür sürsün diye. Hürrem. Dün gece bir şey söyledi bana. Nedensiz yere fenalaşırmış. Korku girermiş kalbine. Hünkârımızı kaybetmekten korkarmış. Bunu şimdi çok daha iyi anlıyorum. Hürrem Hatun'un korkuları bir ömür boyu sürecek sultanım. O bu korkularla yaşamayı öğrenecek. Lakin siz endişesiz bir hayat sürün diye ben canımı vermeye razıyım. Biliyorum İbrahim. Bugün Şehzade Mustafa'yı Yeniçeri Ocağı'na götüreceğim. Ne güzel. Çok sevinecek. Gülşah, söyle şerbetimi buraya getirsinler. Sultanım, o ressam bugün mü gelecekmiş? Öyleymiş. Hürrem'in istekleri bitmiyor. Şimdi de resim icadı çıkardı. Sultanım, eğer isterseniz Hürrem'i... Yine canını alacağım deme bana. Hayır sultanım. Onun canını almayacağım. Ama Hürrem'i delirtecek bir şey geldi aklıma. Neymiş o? Burası.
Malum Hatice Sultanımız gitti. Dairesi boşaldı. Bu büyük daireye sizin geçmeniz lazım. Sultanıma yaraşır. Terası var. Üstelik her yere hakim bir mevkide. Gülnihal. Gülnihal. Hünkârımın yanına gidiyor. Hürrem. Ben bir şey duydum ama saraya yeni bir ressam gelmiş. Hünkârımızla birlikte seni de resmedecekmiş diyorlar. Nasıl hemen duydun? Bu sarayda hiç gizli saklı yok. Herkes her şey biliyor. Selamun aleyküm. İbrahim Paşa'ma geldiğimizi haber verin. Sadıka Hatun. Nasuh Efendi, mektup. Dediğin adamı bulup verdim. Merak etmesin, ulaştıracağım dedi. Çok, çok teşekkür. Sen bana yardım ettin. Ben ne yapayım sana? Hiç. Güzel yüzün gülsün yeter. Yani bana bakıp gülsün. Başka bir şey istemem. Gül, gül. Gel. Paşa Hazretleri, Nasuh Efendi ile ressamlıyor efendi geldiler. Beklesinler, geliyorum. Nereye bakıyorsunuz? Bizim matrakçı abayı yakmış Sadık Hatun'a. Nasıl olur? Kızmayın hemen. Bu kızcağızı matrakçı getirdi bana. Yaralıydı, hastaydı. Rozos harifesindeydik. Ben de bizim haremeye bıraktım. Sultanım. Eğer siz de münasip görürseniz uygun bir zamanda evlenmelerini istiyorum. Sizin için münasip olan benim için de öyledir. Aşıksa buluşturmak lazım. Aşk karşısında söz söylemem. Paşam. Günün aydınlık olsun matrakçı. Sizin de paşam. Leo, hadi topla malzemelerini, gidiyoruz. Şey, büyük saraya hünkârım mı? Evet. Hadi, oyalanmayın. Hünkârım. Hoş geldin sultanım. Öyle durma. Şöyle otur.
Nasıl oldun? Miden ağrıyor mu hala? Geçti. İyiyim. Hala. Peki şimdi söyle. Beni neden görmek istedin? Canımın sultanı. Benim binlerce bahanem var sizi görmek için. Özledim. Merak ettim. Diyeceğin bir şey yok yani. Var aslında. Resim yaptırmaktan vazgeçtim. Ben seni çok istediğini sanıyordum. Neden vazgeçtin? Validemiz pek hoşlanmadı resim meselesinden. Hakkında kötü düşünmesini istemem. Kızmasın bana. Ben istiyorum o resmin yapılmasını. Sen düşünme bunları. Mustafa'm, aslan parçam benim. Kocaman oldun da bugün Yeniçeri Ocağı'nı mı ziyaret edeceksin? Tahta kılıç taşımayacağım artık. Sadece kılıç kuşanacağım. İbrahim Paşa kılıçları ağır dedi ama ben hepsini tüy gibi taşıyacağım. Göreceksiniz. Taşıyacaksın elbet. Ataların gibi Cihangir olacaksın. Gel bir daha sarılalım. Mustafa'm hadi. Validem. Bir şey diyeceğim ama. Söyle dinliyorum. Şimdi Mustafa'yı yolcu edeyim. Sonra rahatsız etmezsem gelip söyleyeyim. Peki sen bilirsin. Bargalı, Mustafa senin yolunu gözlüyor. En kuvvetli Yeniçeri ben olacağım diyor. Yeni kaftan hazırlattım ona. Törene giderken onu giydirin. Hünkârım, benim o hususta bazı tereddütlerim var. Mustafa Yeniçeri Ocağı'nı görüp bir daha Şehzade Mektebi'ne gitmek istemezse diye korkuyorum. Malumunuz, pek iştahlı değil mektebe karşı. Tez zamanda kılıç kuşanıp cenge gitmek onun arzusu. O ne demek öyle? Bir şehzadenin ocakta ders aldığı nerede görülmüş? Mustafa'ma olan düşkünlüğünü iyi bilirim Pargalı. Lakin diğer şehzadeleri unutma. Mehmet'le Selim geliyor arkasından. Hünkârım, ben şehzadelerimizi nasıl ayırırım? Hepsinin yoluna canım feda. Mısır'dan Kadızade Mehmet Efendi'den yeni bir haber var mı? Ahmet Paşa neylermiş? Emirlerinizi ilettim. Bugünlerde haber bekliyorum. Ahmet Paşa ihmale gelmez. Mısır hele hiç gelmez. Bugün itibariyle Kahire'nin bütün camilerinde öğle namazında El Melikül Mansur Sultan Ahmet Han Hazretleri namına Mısır'ın yeni sultanı olarak hutbeniz okutuldu. Hutbemin okunmasını müteakip cemaat nasıl karşıladı bu vaziyeti? Camilerden iradenizin ebedi olması için dualar yükseldi sultanım. Âlâ. Kadızade Mehmet Efendi sultanlığımızın baş veziridir. Böyle biline. Sultan Hazretleri şeref verdiniz. Takdirinize mazhar olmak büyük saadet. Hazır mı yeni paralarımız? Sultan Hazretleri, darphanemiz günlerdir çalışıp yetiştirdi bu kutlu güne.
Tuğranızı taşıyan altın paranızı size sunmak isterim. Sultan Süleyman'ın paralarını eritip döktürdünüz değil mi bu altınları? Evet sultanım. Hazinedeki Sultan Süleyman'ın altınlarını erittik. Âlâ. Onun Mısır'daki tüm izini sileceğim. Sancağımız dalgalansın dört bir yanda. Kırmızı üzerine benim Tuğram, altında da Arap ve Memlük beylerine ait iki kılıç çapraz durmalı. Tuğram, iktidarım bu asil kılıçlarla korunmalı. Kullarınıza ne zaman hitap edeceksiniz? Ahali sultanlarını yakından görmek ister. Sıkıntılarını söylemek ister. Sıkıntılarını sana anlatsınlar Kadızade. Ben seni boşuna mı paşam, vezirim ilan ettim? Ahmet Paşa'dan yana umudum yok. Bugün değilse yarın ihanetin içinde olacaktır. Eğer öyle vuku bulursa bundan kendimi mesul tutarım hünkârım. Mısır gibi önemli, değerli bir eyalete onu göndermeseydim diye düşünürüm. Ahmet Paşa Rodos gibi meşakkatli bir seferde seraskerlik yaptı. Şimdi bu vazife onun devlet-i âliyeye olan sadakati açısından mühim bir imtihan. Velev ki bu imtihanı geçemezse, o vakit bizzat gidip kellesini getireceksin bana. İnşallah icap etmez. Hünkârım, matrakçı ve Leo ile beraber geldim saraya. Has bahçede beklemelerini söyledim. Eğer müsaitseniz. Elbette. Hürrem Sultan'a da söyleyin, o da gelsin has bahçeye. Bir gözleri var ki, sorma. Masmavi. Sanki dersin, dünyanın bütün denizleri birleşmiş onun gözlerinde dalgalanıyor. Öyle içim gidiyor. Şşş, sakin Leo. Sakin, telaş etme. Bak elin ayağın dolanıyor. Boş ver, resim kötü olursa hünkârımız en fazla sürgün eder seni. Ha. Ama hünkârın en gözdesi, şehzadelerin anası Hürrem Sultan'ı kötü çizersen vay haline. İşte o zaman kellen gider. Hürrem Sultan, daha hazırlanmadın mı? Selim huysuz, yalnız bırakmak istemiyorum. Gülnar bakar, meraklanma. Selim iyi, meraklanma. Sen git, ben bakarım. Hünkârımız has bahçeye çağırıyor. Ressam Leo Efendi gelmiş, seni bekliyorlar. Leo mu? Gülnar, çocukların başına git. Hayırdır? Bir sıkıntı mı var senin? Hünkârın çağırmış, koşa koşa gideceğine ne bu surat? Bütün harem senin resminin yapılacağını konuşuyor. Mahidevran Sultan fena bozulmuş. Kendi yerine seninle yaptıracak resmi hünkârımız. Şehzade. Hadi geç kalıyoruz. Giyin yeni kaftanınızı, gidelim. Babanız sizi bekledi, gitti. Yürü Mustafa.
Git giy kaftanını, ben de geliyorum şimdi. İnşallah bir gün pişman olmazsın İbrahim. Niçin pişman olacağım sultanım? Neden kızgınsınız bana? Ne güzel eski saraya sürgüne gitmişti. Kurtulmuştuk. Sen getirdin tekrar onu buraya. Şimdi bak olanlara. Aşklarının resmini yaptırıyor. Destur! Sultan Süleyman'ın Hazretleri. Hünkârım. Bugün hava çok güzel. Burada yapacaksın resmi, öyle mi? Beğenmediyseniz başka bir yere... Hayır, münasiptir. Hünkârım, isterseniz başlayalım. Bekleyelim. Hürrem Sultan da gelecek. Sayende gözümüz gönlümüz açıldı. Hünkârım. Gel Hürrem'im, yaklaş. Nerede duracağım? Sen ne dersin Leo? Hünkârım, siz oturun. Sultan Hazretleri de sola arkanızda ayakta. Sultanım. Ne var Gülşah? Merakımı mazur görün. Valide sultanımızla görüştünüz mü? Bu dairenin size tahsisi hususunda. Dur şimdi. Sonra konuşurum. Görüyor musun olanları? Hünkârımızı esareti altına aldı. Dışarıda kalmalar. Beraber resim çizdirmeler. Yakında Asoda'ya taşınırsa hiç şaşırmam. Mahsus yapıyor sultanım. Sizi üzeceğini biliyor. Bir an önce validemizle konuşmanız lazım. Bu daire sizin olursa Hürrem hasedinden çatlar. Gel benimle. Baba. Yağız delikanlı olmuşsun. Yenişehir Ocağı yiğit görsün. Aslanım. Heyecanlı mısın? Evet. Güzel geçecek. Güvenmeye gerek yok sana. Не смотри на меня. Я рада, что ты жив. Я думала, что ты умеешь. Тоже, Алекс. Я много лет искал тебя. Надеялся, что ты жива. Поэтому приехал сюда. Ты кого-нибудь говорил про меня? Нет.
Nikton içi van izine et. Smatri ni gavari. Nikton ya dolcun sınat. Hadi bakalım, yolun açık olsun. Nigar Kalfa'm. Buyurun paşam. Haremde her şey yolunda mı? Sayenizde paşam. Yolunda. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Validem, biliyorsunuz Mustafa halasının terasında oynamayı çok sever. Hatice Sultanım da kendi sarayına geçti. Siz de uygun görürseniz ben o daireye geçmek istiyorum. Bilmem ki nasıl olur. Bağışlayın sultanım. Bu mevzuyla lüzumsuz meşgul ettim sizi. Ne durumda daire? Elden geçmesi gerekir sultanım. İyi madem. O daireyi Mahidevran'a tahsis ediyorum. Sağ olun sultanım. İhtiyaçların varsa ne istiyorsan söyle. Ona göre tadilatını yapsınlar. Birinci Ketudağ bölüğü emirlerinizi bekler Paşa Hazretleri. Şehzademiz Mustafa Hazretleri'nin vakti geldiğinde inşallah mensubu olacağı bölüğü tanıması, ilaveten eğitimine başlaması için geldik. Şeref duyarız Paşa Hazretleri. Şehzade Mustafa, bugün verelim eline yakışan kılıcı. Kılıç talimlerin başlasın o zaman. Haydi. Ketudağlar Bölüğü merhaba. Şehzade Mustafa çok yaşasın. Şehzade Mustafa çok yaşasın. Talime devam etmelerini buyur Mustafa. Aşk ile. Aşk ile. Makbul Paşa'mız teşrif etti. Düğünden, eğlenceden vakit bulmuşlar yani. Hünkârım, çocuklar beni merak etmişlerdi. Selim'i de halsiz bıraktım. Ben de hayli sıkıldım böyle hareketsiz oturmaktan. Leo, bugünlük bu kadar yeter. Başka vakit devam ederiz. Tamam. Matrakçı, sade bitmeden bir ara görmek isterim ona göre. Hünkârım, beğeneceksiniz eminim.
Bakalım göreceğiz marifetini. Leo, hadi toparla. Ben ne vakit bu ocağa gireceğim? Yeniçeriler padişahımızın kullarıdır. İnşallah bir gün sen de padişah olduğun zaman bu ocağın birinci mensubu olacaksın. İyi yeniçeri olmak için iyi kılıç sallamak mı gerekir? Sırf kılıç sallayarak yeniçeri olunmaz şehzade. Evvela bu ocağın adabını belirleyeceksin. Sen bu adapları biliyor musun İbrahim Paşa? Biliyorum. Bana da anlat İbrahim Paşa. Evvel emirle şehzadem. Yalan söyleme, haram yeme, gıybet etme. Gıybet ne? Gıybet, başkasının arkasından konuşmak, dedikodu yapmak demektir. Şehzadem. Eline, beline, diline sahip ol. Kibir, kin tutma. Kimseye haset etme. Gördüğünü ört, görmediğini söyleme. Elinin ermediği yere el uzatma. Sözünün geçmediği yere söz söyleme. İbretle bak, yumuşakça söyle. Küçüğe izzet, büyüğe hürmet eyle. Çok zormuş. Dur hele, bunlar başlangıç yeminleri. Bir ömür boyu sözünü tutmak için tekamül edeceksin. Şehzadem, bu yiğit ocağının mensubu olmak çok zordur. Çok zahmetli bir yoldur bu. Şikayetleriniz var mı Mustafa? Estağfurullah paşam. Kul şikayet edebilir mi? Hala. Lakin yiğitlerimiz sabırsız. Yeni seferlere çıkıp fütuhat isterler. Daha bir sene oldu Rodos'tan geleli. Büyük sefer büyük hazırlık ister. Odayı tamamen boşaltsınlar. Halı, kilim, ne varsa hepsi çıkartılsın. En kıymetli halılar serilsin. Sedirler için yeni kumaşlar getirilsin. Yatak daha büyük olsun. İkinci bir ocak yaptırılsın. Her şey arzu ettiğiniz gibi olacak sultanım. Merak buyurmayınız. Ne kadar sürer? Ne kadar? 2 haftayı bulur. Çok. Elimizden geleni yaparız sultanım. Evvel Allah. Çabuk yapsınlar. Baş üstüne sultanım. Of. Ay ellerin dert görmesin. Çok iyi geldi vallahi. Nigah kalfa. Hayırdır? Asıl sana hayırdır. Ne bu halin? Yoksa sen de mi sultan olmaya niyetlendin? Ne alakası var? Boynum tutulmuş ovduruyorum öyle. Kalk hadi kalk kalk. Konuşmamız lazım. Taşlığa gel. Of, of, of. Sen git oranı buranı ovdur. Bütün yük bende zaten. Vallahi bir gün başımı alıp gideceğim buradan. Tamam Sümbül ağa, söyle ne oldu? Validemiz Mahidevran Sultan'a Hatice Sultan'ın büyük dairesini vermiş. Hazırlık içinde şimdi ensemde boza pişirecekler. Nereden icap etmiş? Ben de öyle dedim zaten valideye. Dedim şimdi Nigar Sultan sorar, ben ne cevap veririm? Ne olacak? Validemizden istemiş, o da vermiş. Hadi şimdi git daireye, ne eksiği gediği var öğren. Akşam vakti olur mu hiç? Sabah giderim. Akşam olmaz. İyi o vakit git Şeker Ağa'yı bul. Tatlımı göndersin. İçim kıyıldı vallahi. Ya. Hani? Hadi git.
Git. Moglie e boy, dei paesi tuoi. Ne dediniz? Evleneceğin hatunu ve ineğini kendi köyünden seç. Böyle derdi annem bize küçükken. Anne sözü dinlemediğiniz için pişman mısınız yoksa? Sultanım. Benim evimin, köyümün, yurdumun, dünyamın yeri belli. Miskim, amberüm, varım, sevgilim, parlak ayım, yakinim, mahremim, varım, güzeller içinde sultanım. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Vakitsiz geldiysen bağışlayın hünkâr. Hemen dönerim. Gel yanıma Hürrem. Tam vaktidir. Şiir mi yazıyorsun yoksa? Benim için mi? Hayatım, hasılım, ömrüm, şarab-ı kevserim, baharım, sevincim, günüm, ey gülen gülüm. Beğendin demek. Lakin henüz bitmedi. Ne zaman bitecek? Sana duyduğum derin muhabbet devam ettikçe yazacağım. O zaman hiç bitmeyecek. Terasa çıkalım. Bu teras ne güzel. İnsanın içi açılıyor. Huzur doluyor. Daha sık gel öyleyse. Ben çocuklarımız için söylüyorum. Mehmet, Selim, Mihrima. Artık sığmıyoruz. Dairemiz yetmiyor bize. Haklısın. Üç çocuk, hizmetkarlar. Zorlanıyorsunuzdur. Daha geniş bir daireye geçmenin zamanı geldi, geçiyor bile. Başka bir daire geçebilir miyiz? Elbette. Lakin önce yeni bir daire bulalım. Aklımda bir yer var ama doğru olur mu bilmiyorum. Neresi? Söyle. Hatice'min dairesi mi? Hatice Sultan kendi sarayına gitti. Hem teras var, çocuklarımız rahat eder, hava alır.
Ne var? Paşa Hazretleri, Mısır'dan ulak geldi. Çok mühimmiş. Bekleseyim biraz. Paşa Hazretleri, Kahire'den geliyorum. Kadızade Mehmet Bey'in ulağıyım. Atımı hazırlayın. Dediklerimi anladın mı? Anladım hikârım. Anladıysan ne duruyorsun? Git yap. Ama şey, gözlerin. Ne? Validemize şey yapsam, konuşsam. Bir kelime daha edersen, önce senin dilini koparırım. Ondan sonra da... Başla hikârım. Erkencisin Pargalı. Daha Ulufet törenine vakit var. Hünkârım. Nedir bu? Mısır'dan Kadızade Efendi göndermiş. Veziri Azam İbrahim Paşa Hazretleri. Size bana emrettiğiniz gibi son gelişmeleri bildirmek benim boynumun borcu. Padişah Efendimizin Mısır'a vali olarak tayin ettiği Ahmet Paşa, buradaki Arap şeyhleri ve Memlük beyleri ile birlik olup devleti âliyeye ihanet etmiştir. Kahire camilerinde hutbe okutup kendini El Malükül Mansur Sultan ilan etmiş ve para bastırmıştır. Arap ve Memlük beylerinin kılıçları üzerinde olan sancak yaptırıp kalelere, saraylara çektirmiştir. Ahali perişan, vergiler misliyle artmıştır. Beni de bu hain sultanlığın veziri olarak tayin etmiştir. Bu da hain Ahmet Paşa'mızın bastırdığı parası. Mısır Beylerbeyi olarak Mısır'a gideceksin. Ve o hainin kellesini alıp getireceksin bana. Ferman padişahımındır. Lakin önden Kadızade Mehmet Efendi'ye haber yolla. Onun yanındaymış gibi davranmaya devam etsin ki... hain Ahmet'i eline koymuş gibi bulasın. Ha Sümbül Hanım, çarşıya giden bir isteğin var mı? Cehennemin dibine git. Allah Allah, ya niye kızıyorsun? Dün akşam neden tatlımı göndermedin? Gönderdim Sümbül Hanım. Nigar kalfa getirmedi mi? Bak sen şu Nigar'a. Terbiyesizliği eline aldı iyice. Sümbül Hanım. Dayı hatunum, gökte ararken yerde buldum. Vay ki halimize, vah. Nerede bir felaket var, tellalı sensin, söyle. Bugün babamla törene gideceğim. Gülşah, gel gidip yeni dairemize bakalım. Sümbül Ağa işleri başlatmış mı? Bakalım sultanım. Yeni daire mi? Hatice Hala'nın büyük dairesinde kalacağız artık. Oranın terası da var kocaman. Ressam mı geldi gene? Resim mi çizecek? Evet.
Seni de çağırdı hünkârım. Gülnihal gelmese olmaz dedi. Hayırlı sabahlar. Nigar, benim Daya Hatun'um. Aman Daya Hatun duymasın. Yerinde gözün var sanacak. Sen kendine ne yaptın? Çok güzel olmuşsun. Kime bu? Allah Allah. Kim olacak tabii ki kendime. Hem sende bir haller var. Tersinden mi kalktın bugün? Hava almak istiyorum. Bahçeye mi çıkacaksın? Hatice'nin terasına. Nasılsa boş, öyle değil mi? Anlaşıldı. Sen mevzuyu öğrenmişsin. En çok senin bu aklını seviyorum. Neden sakladın? Duymasaydın kaçıracaktım güzelim daireyi. Ne demek bu? Kaçmadı mı Hatice Sultan'ın dairesi? Hürrem'e mi vermiş daireyi? Sümbül Ağa'ya buyurmuşlar. Nasıl olur? Durup dururken nereden çıktı bu? Tesadüf olamaz valide. Hürrem Hatun bir yerden duymuştur. Elbette. Sonra da hünkârının yanında aldı soluğu kesin. Malum aslanım da bir dediğini iki etmiyor. Mahidevran Sultan duyunca pek üzülecek. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Oğlum, aslanım. Validem, benden duyun istedim. Ahmet Paşa benim irademi, hanedanımızı devleti Ali Osman'ı hiçe sayarak isyan başlatmış Mısır'da. Emin misin? Paşa'ya tuzak olmasın? İhaneti açık, şüpheye yer yok. Hutbe okutup kendini sultan ilan ettirmiş. Para bile bastırmış hain. İbrahim Paşa'yı Mısır'a gönderiyorum. O hainin ciğerini sökmesini emrettim. Layığını bulacaktır elbet. Müsaadenle validem. Mustafa'm beni bekler. Hulüfe merasimine katılacağız. Selametle aslanım. Selametle. Hadi. Hadi yürü. Değmesin yerlere. Söylediğim yere hepsini güzel güzel koyun. Sultanım. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Bakmaya geldim. Çok şükür. Bir şey. Sümbül Ağa. Mahidevran Sultanım. Senin ne işin var burada? Yeni dairemi görmeye gelmiştim. Burası senin dairen değil ki. Nesini göreceksin? Aa. Sizin haberiniz yok tabii. Hünkârım buraya bana tahsis etti. Sümbül Ağa söylesin. Buraya kimin için hazırladığını anlat sultanımıza. Sizin için hazırlıyorum sultanım. Hünkârımız öyle buyurdular. Sabahleyin emrettiler. Sürme yerlere. Değil mi sürme? Ay.
Artık burası benim. Senden korkulur sultanım. Benden sadece düşmanlar korksun. Sen korkma. Bak, bütün saray ayaklarım altında. Has bahçe. Has oda. Bir şahin gibi göreceğim her şeyi. Rüfe tevziyatı başlasın. Allah Allah illallah. Baş üryan, sine püryan, kılıç alkan. Bu meydanda nice başlar kesilir, olmaz hiç soran. Eyvallah, eyvallah. Kahrımız kılıcımız düşmana ziyan. Kulluğumuz padişaha ayan. Üçler, yediler, kırklar. Gülbang-ı Muhammedi, Nur-u Nebi, Kerem-i Ali pirimiz, sultanımız, hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli, demine dermanına hu diyelim. Birinci abili, hu! Haydi. Validem. Hünkârımızın Hatice Sultan'ın dairesini Hürrem'e verdiğini biliyor muydunuz? Evet. Daha haber verdi. Ama o daireyi bana söz vermiştiniz. Hünkârımız böyle uygun görmüş. Tartışmak bize düşmez. Fakat Mustafa da çok sevmişti o terasta. Bu mevzuyu uzatma artık. Zaten canım sıkkın. Bin tane dert varken bununla meşgul etme beni. Affedersiniz validem. Canınızı ben mi sıktım? Mısır'da Ahmet Paşa isyan çıkarmış. İbrahim Paşa da Mısır'a isyan bastırmaya gidecek. Hatice'mi düşünüyorum. Şehzadem Mustafa, bu senin ilk kılıcın. Sen bu ocağın neferi olana kadar bu kılıçla eğitim alacaksın. Allah bileğine kuvvet, kalbine merhamet, aklına adalet koysun. Thank you.
hünkârım. Vezir-i Azam Hazretlerine söyledik. Lakin size de söylemek boynumuzun borcu. Yeniçeri büyük sefer bekler. Hep bunu konuşur vaziyette. Ben devlet-i âliyenin menfaati için uygun görürsem o vakit veririm sefer emri. Ne pişiyor bu kazanlarda? Akide şekeri. Ulufe günleri kaynatırız. Maaşımızı alırız. Akit yani anlaşma yerine gelmiştir. Maaş vaktinde ödenirse biz de tatlı nihayete eren bu vaziyete tatlı dağıtarak seviniriz. Ya ödenmezse ulufe ne yaparsınız? Bu kazanı deviririz. Kazanı başlarına geçiririz. İbrahim. Hoş geldiniz. Yemek birazdan hazır olur. Sadıka. Acele etmeyin sultanım. Çok aç değil. Çok özledim. Bütün günüm sizi özlemekle geçiyor. Akşamı zor ediyorum. Sultanım. Hatice. Ben de zor ediyorum akşamı. Sultanım, mühim bir husus var. Konuşmamız lazım. Mısır'da Ahmet Paşa isyan etmiş. Derhal bastırılması zaruri. Ayas Paşa mı gidecek Mısır'a isyanı bastırmak için? Ben gideceğim. Hünkârımızın emri böyle. Sana bir şey olursa öldürürüm ben. Sultanım. Kaç savaş, kaç baskı, kaç ölümden döndüm gene geldim sana. Mısır çok uzak. Gitme.
Kadızade Mehmet Efendi madem bu hainin veziri, yetkilerini sonuna kadar kullanıp orduyu yanına çekemezse hain Ahmet'i alaşağı edemez. Hünkârım, ulağa gönderdim, yola çıktığımı bildirdim. Hazineden istediği kadar parayı kullanma yetkisi de verdim. Silah, para, hediye ne gerekiyorsa dağıtsın, yanına yandaş toplasın dedik. Âlâ. Mısır'dan gelmesi gereken vergiye de el konulmuş vaziyette hünkârım. İbrahim Paşa, sana güveniyorum. Bu badireyi de atlatacağız eminim. Gereken bütün tedbirleri al. Sancaklar da sana destek olsun. Ayaz Paşa, bu desteği sen yoluna koyacaksın elbet. Emriniz başım üstüne hünkârım. Hünkârım, müsaadeniz olursa Defterdar İskender Çelebi ve Celalzade Mustafa Çelebi'yi de yanımda götürmek isterim. Kimi zaruri görürsen al yanına paşa. Yeter ki devlet-i aliyenin iradesi Mısır'da yeniden tesis edilsin. Bu hain cezasını çeksin. Bu kadar. Ayaz Paşa, bir husus daha var. Buyurun paşam. Babamı ve kardeşimi tanırsın. Mısır'a gitmeden onları bir göreve tayin etmek arzusundayım. Malum gidip de dönmemek var. Sağ salim döneceğinizden eminim paşam. Lakin gözünüz arkada kalmasın. Değerli babanızı ve kardeşinizi bir sancakta, mesela Mezistre'de görevlendirebiliriz. Uygunur. Gerekeni yapın. Sonra da bana haber verin ki ailemle konuşayım. Destur! Resmi görmek istiyorum. Yaşara züvidit tibi. Ne kadar itak? At min yadı bir yanı bulduk bolsa. O hadi. Ya hoçun sıkıçal patı bu. Naşol tibi ya. Paşa yedit fiyak ibit. Kak toka onu yedit. Prizu vievo tvarec. Tak da pogovorim. Štemin ja. Budu što je tebe vjesna. Ne konuştunuz? Bizi kötü çizersen, seni kendi ellerimle öldürürüm dedi. Yazık günah. Onu da korkutma. Hünkârımızın mühim müşteri var. Teşekkür etti, sonra gelsin dedi. Gidelim. Thank you.
Mahidevran'la Hürrem dairenizi almak için birbirlerine girdiler. Hürrem almıştır kesin. Dediğiniz gibi. Ne yapıp ne edip aldı daireyi. Hiç uğraşamayacağım onlarla. Ah Gülfem. Ne tez bir ayrılık bu. Bunca zaman sonra İbrahim'le kavuşmuşken yine ayrılıyoruz. Bilmiyorum. İçimde kötü bir his var. Sultanım, sakın bu hislere aldanıp kendinizi üzmeyin. İbrahim Paşa aslanlar gibi gidip aslanlar gibi gelecektir. İnşallah Gülfem. Sultanım. Allah'tan tek dileğim. İyi misin? Hatice Sultan. Sultanım. Sultanım. Allah Allah. Sultanım. Git hekim kadını çağır. Hatice Sultan. Hadi aç gözünü. Sadıka. Manolis. Bak. Oğlun geliyor. Veda etmeye geldin oğlum. Sana ve Niko'ya sarılmadan yola çıkmak istemedim baba. Alın bunları. Nedir bunlar? Olur da geri dönemezsem... sizin emniyette olduğunuzdan emin olmak isterim. Bundan böyle mecliste sancağında devlet aliyenin hizmetinde olacaksınız. Nerede kaldın hekim kadın? Hadi çabuk ol. Nasıl oldu? Konuşuyorduk, birden düştü, bayıldı. Anlamadım ben de nasıl oldu. Sen Şahin Bey, sen de Yunus Bey olarak anılacaksın baba. Bakın, niçin gidiyoruz? Baba, bunu emniyetiniz için yapmak zorundayım. Neden böyle diyorsun Seo? Gözümün arkada kalmaması için bunu kabul et baba. Ailemin emniyette olduğunu bilmek benim biraz da olsa içimi rahatlatacaktır. Tamam mı? Matrakçı. Gidene kadar ailem sana emanet ha. Elbette paşam. Onları ellerimle teslim ederim sancağı. Tamamdır. Uzun da ölüm yok ki. Oğlum için tamam. Üzülmeyin. Sevinin. Bu daire ve Hatice'nin dairesi de bizim. Hı? Ben orada, çocuklar burada kalacaklar. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi gidip görelim o terası. Aman daha hiç açma bu konuyu. Artık orası Hürrem'in. Ne lazımsa yapılsın. Mahidevran Sultanımıza teselli olsun diye vermiş olduğunuz hediye siparişleri yarın gelecek. Tamam. Hatice, gel. Hatice kızım, neyin var?
hünkârım. Ayrılık vakti geldi mi? Allah hayırlı sefer nasip etsin. Hünkârım, eğer dönemezsem Hatice Sultanımızın yas tutmasına izin vermeyin lütfen. Senin ölmeye hakkın yok Bargalı. Beni ve Hatice'yi acınla baş başa bırakmaya hakkın yok. Aklından çıkart bu ihtimali. Döneceksin. Canım Hatice, korkutma beni. Bağışlayın validem. Nutkum tutuldu. Validem, ben gebeyim. Ne güzel bir havadis bu. Emin misin? Hekim kadın muayene etti. Başta korkuttu bizi vallahi, birden düşüp bayılınca. Meğer bu yüzdenmiş. Duydun mu Daye? Bir torunum daha geliyor. Maşallah. Allah analı babalı büyütmeyi nasip etsin. Amin. Paşa pek sevinmiştir. İlk size söyledim. Acaba sefere çıkmadan bu haberi vermesem mi? İbrahim'in aklı burada kalacak. Ama duyunca eminim çok sevinecektir sultanım. Git bu müjdeyi paylaş. Sağ salim dönmesi için güç kuvvet verecektir ona. Has bahçeye git. Hadi, hadi. Sultanım, nasıl olmuş, beğendin mi? Eline sağlık. Mehmet, şehzadem, bak artık burada oynayacaksın. Mehmet kardeşim. Abine el salla. Allah o dairede huzur nasip etmesin ona. Hatice Sultanım. Ne iyi ettiniz de geldiniz. İbrahim gelecek birazdan. Ona bir müjdem var. Haydi. Paşa Hazretleri, Hatice Sultanımız sizi asbahçede bekliyor. Size sarayımızda veda edip öyle revan olacaktım oğlum. Bu bahçenin her bir yanında ayrı gözyaşım var benim. Ama bugün size bir müjdem var. Size ait. Kalbimden gayrı bir şey daha taşıyorum. Gebeğim İbrahim. Sultan. İbrahim. İbrahim yavaş. Yavaş. Seni hasretle bekleyeceğiz. Sultan.
Hatice gebeymiş. Çok sevindim. Ben de sevindim. Mustafa, nasılsın? İyiyim. Mustafa, istediğin zaman gel. Terasımda kardeşlerimi oyna, tamam mı? Olur, gelirim. Yürü Mustafa. Validem, Hatice Sultanım'ın müjdesini aldım. Sağ ol. Bir yandan sevinçli, bir yandan kederli bir gün yaşıyor Hatice. Hatice Sultan Sarayı'nda bugün yalnız kalmasını isterim. İzniniz olursa yanında olup teskin edebilirim. Evet, git Hatice'mle. Alakana teşekkür ederim. Lokmalarımı mı seviyorsun Şeker Ağa? Ne yapayım? Sümbül Ağa da geliyor, beni haşlıyor sonra. Boş ver, onun yediğinin içsin çetesini kimse tutamaz. Şimdi yaktım çıranı. Sen benim yediğimin içtiğimin çetelesini mi tutuyorsun? Ha? Yoo. Latife ediyorum Sümbül Ağa. Başlarım senin latifene, Mecnun'a. Bir daha bunu mutfağa sokmayın. Duydun mu Şeker Ağa? Duydum ağam. İyi. Ben de Hürrem Sultan'a söylerim. Sümbül Ağa beni mutfağa sokmuyor. Git kendin al derim. Nigar Kalfa. Seni severim bilirsin. Lakin derin sularda yüzüyorsun. Dikkatli ol. Hadi sen dinlen. Ben aşağıda sana yemek hazırlatırım. Geldiğin için sağ ol Hürrem. Sadıka.
soyunmama yardım et. Sultanını yalnız bırakma sakın. Bırakmam sultanım. Hatice'm gebe mi? Saadetleri bu bebekle taçlanacak inşallah. İbrahim'e bu haberi yetiştirmek lazım. Hatice'm vedalaşırken verdi müjdeyi. Hürrem de sağ olsun onunla saraya gitti. Yalnız bırakmadı. Не вздумай смотреть на меня. Смотри наверх. Я истечи, султан. Я его очень люблю. Уходи, Лео. Как я уйду? Когда я нашел тебя? Если услышат, то тебя, меня и детей убьют. Умоляю тебя, уходи, Лео.